sıkıntı yok. Şeker değiliz ya, erimeyiz. İki takıma da başarılar. Koyu lacivert olanlar tersaneye. Diğerleri de elcap. Tamam hocam, eyvallah, sağ olasın. Yazmıştım ben sana ama Instagram'da. Ya birkaç kişi çıkacak dedi, birkaç kişi çıkmayacak dedi. Gerçi zaten oylamada bu maç çıkmıştı. Bir oylamada. Eğer herhangi bir aksilik olmazsa 5.30'a doğru. Yeni başladı. Aynen Kemal, 5'te sağ bizim. Söylerim. Çıkarlar. Eyvallah kardeşim. Yayını paylaşalım da daha fazla kişi izlesin. Eyvallah Kemal. Valla 1000'in üstünde oy aldılar. Niye bu kadar az kişi izliyor? Bot mu bastılar? Ne yaptılar bunlar? Cevap net pozisyondan yararlanamadı.
İsmi değişti. Çaycuma Gençler Birliği'ydi. Ecap Kablo'nun başkanı satın aldı biliyorum. Ecap Kablo Zonguldak Gençler Birliği oldu ismi. Ecap yine çok yaklaştı gole. Aynen, başarılar. Onuncu dakika, henüz gol yok. Ecap daha etkili gözüküyor. Birkaç pozisyon kaçırdılar. Hocam şey maçında, Beycuma maçında saha uzak olduğu için zoom'u fazla yapmam gerekti. Zoom fazla olduğu zaman da çözünürlük düşüyor. Şu anda sahanın yakında olduğum için burada daha iyi. Bir de ışık da önemli. Malum yağmur yağdığı için güneş dolmaması daha iyi.
Eyvallah, teşekkürler. Geçen Kilimli maçını çekmiştim Elcav'ın. U16 maçını. Kıvırcıklar vardı iki tane. Çok iyi oynuyorlardı ama maçta yoklar. Belki ilerleyen dakikada girerler. Çok beğenmiştim onları. Neyle Kemal, neyle? Biz daha Huni alamıyoruz, sen futbolcu alalım diyorsun. Aynen, bir tanesi geldi zaten. Başlamadan önce, abi biz mi kazandık diye, aynen dedim, siz kazandınız. Kulübede şu anda görüyorum kendisini de. Aynen doğrudur. Acaba dedim yaşından dolayı mı? Biraz daha genç ya 18'e göre. Ama oynar yani, çok rahat oynar. İzleyin arkadaşlar. Beğenilere basarsak daha iyi olur. Daha çok kişi görür. Bayağı iyiler. Dakika 14, durum 0-0. Bravo. Kemal, sen bu işi biliyorsun ya. Atacak dediler. Dedin attı. Geçen izlediğimiz maçta da aynısını yapmıştı. Evet, Elcap 1-0 önde. Yanlış, çok iyi gol attı. Elcav'ın golünü kim attı? Bilen var mı? İsmini telaffuz ederim burada. Kemal gençliğini hatırlattı be. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Thank you.
Levent Can, tamam. Eyvallah. Levent Can'ın golüyle 1-0'a geçti. Eyvallah. Güzel gol attı. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Başarılar. Yine çok yaklaştı. Elcap tersaneye göre bayağı etkili gözüküyor şu ana kadar. Helal olsun valla. Aynı biz. Çaydamar da 18'e çıkıyor. İkinci amatör ama zorunluluktan biz. Tabii şaka bir yana. Ben güvenirim ya takımıma. 3-4 yıl beraber oynasınlar yeterler bizim takım. Offside'de olduğunu gördüğü için vermedi. Çok iyi. Yani bilerek oynuyorlar. Anladım. Şu an atak yapanlara icap. Çağlar. Çağlar sen Olcay'ın nesi oluyorsun? Olcay Girgin'in. Onu bilemiyorum kardeşim ya. Ama golü Levent Can atmış. Ben futbolcuları pek tanımıyorum. Keşke elimde bir esamir listesi olsa da maçtan önce. Mesela benim WhatsApp numaram zaten Instagram'da var. Direkt oradan WhatsApp'tan benimle iletişime geçebiliyorsunuz. Oradan atsalar çok iyi maçtan önce bana esamir listesini. 1-0 önde Elcap. Dakika 21. Bizim maçta zaten biz yazıyoruz esameyi Kemal. (Gülüyor)
Tersane etkili geldi. Yan hakemimiz dondu ya, dondu. Çocuk dondu valla. Offside vermedi mi ya? Offside gibi geldi mi? Offside'a vallahi Emre, ben Ecab'ın çoğunu beğendim ya. Ama tabii sen daha iyi biliyorsun bizden. Bak kıvırcık var. Kıvırcık girsin, ben onu bekliyorum ben girmesine. Sol açık. Gerçi iki tane kıvırcık var. İkisi de birbirine benziyor. Bak bu çocuk onu U16'daydı. Geçenki maçta. Altı numara çok bilerek oynuyor ya. Yani düşünüyor bayağı. Sağlam bir topçu. Garanti pas veriyor. Ne oldu? Kırmızı mı verdi? Kırmızı verdi. Aynen öyleymiş. Şu an ilginç şeyler oluyor sahada. Kırmızı kart verdi. Ecap kırmızı kart gördü. Yani küfürden mi verdi acaba? Küfür mü etti duyacağı şekilde? Bak. Hoca da onun diyor. Küfür mü etti diyor. Şu anda neden kırmızı kart verdiğini öğrenmeye çalışıyor. Ama orta hakem açıklamadı galiba niye verdiğini. İlginç. Abi bu çocuklar 18 yaşında çocuklar ya. Bu kadar. Emre Taşçı Mustafa Aydın'ı alır ya. Sıkıntı yok. Aynen açıklamadı. Ya
Hepsi 18 değildir ya. Yani 16-17 yaş oynayabiliyor. 18'e. Tabii 18 üstü oynayamıyor. Yine güzel bir pozisyondu. Elcap 13-14. dakika. Berke'ymiş ismi. Emre. Altı numara. Şeyler, kıvırcıklar ikiz değil mi? Bir sıfır Elcap önde, dakika 29. Ha, Umut, tamam. Kaleciden hata. Gol olmadı. Kolay gelsin kardeşim, sağ olasın. Aynen. Her şey gençler için. Aynen Kemal, direkt ona zaten dikkat ettim ya. Aynen 10 kişi kaldılar. Ama hala oyunun kontrolü onlarda. Elcap'ta. Çok iyi pas be, çok iyi pas. Yine kaçırdı. Çok iyi pastı. Haydi,
Uzun basit. Kemal. Tam bizim gol yemelik. Valla bilmiyorum kime attığını. Numarasına dikkat etmedim ya. Ama Berkay denilen çocuk olabilir. Berkay mı? Berkay olabilir o. Geçen maçta da 16 maçından oynamıştı galiba Berkay. Eyvallah, toprak sağ. Tamam. Dakika 33. Ecap 1-0 önde. 10 kişi kaldı. Ona rağmen birkaç net pozisyonunda yararlanamadı. Kemal yan hakem çorabı kaldırdı. Dondu dondu. Vallahi dondu çocuk ya. Hayır, bir de ilk de bir de ilk defa bir hakemin üstündekini dışarıda görüyorum ya, formasını. Tabii canım, vermesi lazım. Şey. Vallahi Kemal, bilemiyorum yani, biz Tarsana maçında pek kalecilerini göremedik ki. En yakın kim vardı? İbrahim mi vardı? İbrahim'e sor. Yok, o değil galiba ya. Kaleci dediğin konuşacak ya. Hiç ağzı susmayacak. Efe gibi. Get up!
Çok iyi var ya. Oha attı. Allah attı. Berke. 6 numara gerçekten çok iyi diyorduk. Golü attı. Güzel gol attı. Helal olsun Berke. Berke'nin golü. İsmini öğrendik. Levent Can ve Berke'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Heyecan. Helal olsun. Kemal sen biliyorsun bu işi ya. Adamlar 10 kişi gol attılar. 2-0. Tersanenin pozisyonu yok. İlk yarı bitiyor artık. 40'a geldik. Çocuklar topu değiştirmesini istiyorlar ama top dışarıda, burada önümde. Alacak kimse yok. Berke'yi tutamıyorlar ya. Berke tutulmuyor. Otobana çevirdi. Tersanenin solunu. Ulan Enes. Furkan. Berke mi Enes mi? 6 numaranın ismi Berke mi Enes mi? Niye o zaman bravo Berke, bravo Berke deyip duruyorlar ona? Kimi? Berke kimi ya? E tamam ben Berke'yi diyor. Of. Of. Çok iyi gol. Müthiş gol. O ne yaptı ya? O neydi abi? Furkan. Tamam ben de zaten 6'yı dedim. Berke diye. Enes kim? Enes diye bir şey çıkmadı ki benim ağzımdan. Enes kim? Onu... Dakika 40. 3-0 oldu. Ben Enes'i demedim ki. Ben ona pas atanı dedim. 6 numarayı dedim. Tamam Enes'i de öğrenmiş olduk ya. Heyecan 10 kişi 2 gol buldu. 3-0 oldu. Çok iyi goller. Düşün Kemal, çekim yapmasaydım o gol burada kalmıştı. Çocuk için hatıra oldu işte, çok güzel. Doğru, çok iyi. Doğru diyorsun valla. Şort yapılır. 3-0. Elcap önde. İlk yarı bitiyor.
Yani Ecap sayamadım ya. Bayağı ona yakın pozisyona girdi. Tersane ceza sahasına giremedi daha. Ecap eksik. Ecap 10 kişi, hatta kimse ne olduğunu anlayamadı. 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol daha attı. He aynen. Ha şimdi anladım. Yazıyı şimdi anladım. Tamam. Aleykümselam. Hoş geldin. Of çok iyi, çok iyi ya, çok iyi. Çok iyi paslar yapıyorlar. Kemal sana dedim bunların yani 16'sı da çok iyiydi. Dedim ya sana o kadar maç çektim. Ben bu kadar kendini... Bu kadar kendini bilerek oynayan bir takım görmedim demiştim. 18'i de öyle. Helal olsun çocuklar valla. İşte benim dediğim de o zaten ya. Beraber oynama çok önemli. Aynen hocaların da selam olsun. Evet. İlk yarı sona erdi. İkinci yarı görüşmek üzere. İkinci yarı tekrar yayını açacağım. Evet başarılar. İkinci yarı başladı. İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarı başladı. Elcab 3-0 önde. 1-0 öndeydi. Kırmızı kart gördü. 2 gol daha buldu. Rica ederim.
Bu arada Elcob'un esami listesi bana ulaştı. Erkan Bey'e teşekkür ederim. Bana ulaştırdı WhatsApp'tan. Instagram'da benim WhatsApp iletişim hattı var. WhatsApp'a orada tıklarsanız direkt benimle iletişime geçebiliyorsunuz ama Erkan Bey ulaşamadığını söyledi orada. Ben de numarayı direkt verdim. Tersanenin de esamesi ulaşırsa belki maç özetinde, maçın tamamında, şey maç özetinde girişlerde hani gerçek maçlarda olduğu zaman şey oluyor ya, dizilişi, diziliş değil de ilk 11'i falan belki onu yapabilirsem onu yapabilir. Ama tabii montajda o zaman biraz daha uzamış oluyor montaj. Kolay bir şey değil yani. Daha önceden denemiştim onu. Bayağı zahmetli. Eren 3-0 önde Elcap. Dakika 48. Yok, benim bilgim yok. Offside. Evet, 4. gol geldi. Dakika 50, 4-0 oldu. Esami listesini atmıştı Erkan Bey ama tam o sırada maç başlıyordu, dikkatli bakamadım. Golü kimin attığını bilemiyorum. Apo dediler ama ona mı diyorlar bilmiyorum. On numara. Umut attı, eyvallah, sağ olasın. Umut'un golü. Yerdeki o jeneriklik golü kim atmıştı ya? İkinci golü. Birinciyi Levent Can atmıştı. Miraç.
ne satmıştı. Tamam. Eyvallah, sağ ol. O zaman Levent Can, Enes, Berke, bir de şimdi Umut'un golü. Tüm golleri farklı kişiler attı. Farklı futbolcular. Tersane topu kaptığı anda hemen uzun top deniyor. Oysa karşı takım 10 kişi. İlginç gerçekten. Garip bir maç oluyor. El Cap'tan kırmızıyı kim gördü? Vallahi onu bilemeyeceğim ya. Dikkat etmedim. Ama kırmızı yani Levent gördü. Belki değilmiş. Ama kırmızı kart pozisyonu ilginçti ya. Yani şöyle hakem kırmızı karttan dolayı küfürden dolayı mı kırmızı kartı verdi? Kimse ne olduğunu anlayamadı. Yani ya Elcav'ın hocası ısrarla ne olduğunu söyle diyor. Söylemiyordu. Levent Can gördü. İlk golü atan. Tamam. Lan mı? Eyvah. Eyvah eyvah. Lan mı? Yani bilmiyorum. Hocayı da dinlemek lazım şeyi, hakemi. Sadece Lan'dan tabii ki de verilmez. Ya işte kurallarını tam bilmiyorum, bilmiyorum. Hakeme dönüp de Lan falan dediyse Lan'ı küfürden sayıyorlar mı? Ama yani küfürden saysalar bile yani o 18 böyle bu yaş gruplarına bence verilmemesi lazım öyle kırmızının basit. Tamam, A takım maçları veriliyor Furkan da 18 bu yaşlarda verilmemesi lazım ya. Çocukların hevesini kırmamak lazım. Yani Lan bir küfür değil. Tamam, direkt küfür etse tamam da. Yani şimdi Lan küfür mü? Bu ne ya? Ofsayt değil mi? Ha şey. Aynen Celal. Evet, kıvırcık giriyor. Neydi bu çocuğun ismi? Ömer miydi? Yok. Sesleniyorlardı ona ya. İkisi de mi giriyor? Aynen, iki kıvırcık giriyor. Özellikle sol kanattaki ben çok beğendim ya geçen. Ha, biri Ömer, aynen Ömer diye sesleniyorlardı. Ha geldi. Ha öyle mi? İkiz değil mi bunlar? Aynen. Vallahi ne şanslı ailesi var ya. Bunların ikisinin de bence geleceği var ya. Ben seveyim. Bak özellikle bu efsane bu çocuk.
Bir de beni yanıltıyormuş. Berbat bir oyun ortaya koyuyormuş. Beğenilere basarsak sevinirim arkadaşlar. Daha çok kişi izlesin. Onlara ulaşması bakımından. Soldaki Bedirhan. Tamam. Bedirhan. Ömer'le Bedirhan. O zaman şu defansın sağında sağ bekteki Ömer şu anda. Burada bu da Bedirhan 20 numara. Yalnız hoca ikisini birden aldı. Ne oldu? Benim canlı yayından mı haber oldu? Ne oldu? Helal Bedirhan. Tamamdır. Soldaki Bedirhan, sağdaki Ömer. Dakika 59, durum 4-0. Dakika 60, durum 4-0. Evet, 5-0 oldu. Umut'un golü. İkinci yarıdaki iki gol de Umut'tan geldi. İlk yarı 3-0'da, ikinci yarı 5-0 oldu şu anda. Elçap kabloya attı 5-0. Nerede bu? Evet, Kemal yani. Kemal. Efendim abi. Arkadaşlar bir selam söylüyorum. Arkadaşlar selamünaleyküm. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Elçap 5 demiş abi, en son 3-0'dı. 5 oldu ya. İkisi 10 numaraları attı. 2 gol daha. 5-0 oldu. O zaman Elçap 10 kişi daha güzel oynuyor. Şimdi bu maçın kazananı şampiyon mu oluyordu abi? Yok ya. Daha grup maçları bunlar. Grup maçları mı? Playoff grupta. Tamam abi. Offside. Çıktı. Kaleci değişmiş abi. O kaleci benim. Anlaşacağım mı? Yapacağım mı? Spikerlik yap. Spikerlik mi? Şimdi olacağım. Geldi mi çocuklar? Var 3-5 kişi var işte. Elçap'ın kaleci kim?
Ercan'ın kaleci kim? Vallahi esameye bakmadım ki ya. Attılar ama. Bilen arkadaşlar yazar. Krampon getirdin mi kendine? Unuttum. Kaç numara giriyorsun? 43. De oynayamam ki, ben oynamayacağım ya. Niye? Oruçlusun mu? Şeyde, şopmanla gelmedim zaten. Hamza, kalecisi Hamza'ymış. Aynen, KTS'nin rakibi çıkmamış. O senin vallahi bahsettiğin iki kıvırcık arkadaş burada oynuyor abi. He, iki şimdi biraz önce girdiler. Bediran'la Ömer. Bu taraftaki Bediran, öbür taraf Ömer. İkizlermiş. Her şeyin hayırlısı. Zonguldak Kömür Spor da geldi. Biz nerede tutma yapacağız? Kömürle beraber yaparız. Hadi ya. Ne olacak? Emre Karay'la falan oynarım işte o. Hakan Çevik. Bunlar gerçekten O16'da mı oynuyor abi? Fazla gibi koşuyor oğlum. Sana dedim ya, çok iyi oynuyorlar ya. Evet, tersanede iki oyuncu birden değiştiriyor. Elcap 4 oyuncu değiştirmişti biraz önce. Bu arada Elcap kabloya duyuru, sponsor olabilir bize. O kadar maç çekimleri ne yaptın abi, normal herhalde. Aynen. Bunlar yani. Her kategorisini çektin sen onları. Elcap kabloyu şeyi sponsorluğa bekliyoruz. Daha önce ulaşmıştım kulüp. Ben işte çok beğendim falan söylemiştim. Belgeseli yapın. Belgeselini abi yapacaktık ama o sırada tabii aksilik oldu. Tatsız bir olay oldu. Ondan sonra bir soğum oldu bende. O arada kaynadı ama geleceğim ya. Sağ olasın, başkanları da olumlu yanıt verdi ama gidemedik. Havalar düzelsin bence gidersin abi. Hı? Havalar düzelsin gidersin. Ne gibi olay? Yani şöyle, takımları eşitsiz, yani eşitsiz şekilde maçları çektiğimi düşünüyorlarmış arkadaşlar. İşte hep aynı takımın maçları çekiyormuş. Çünkü halbuki öyle alakası yok. O takımın ben 6 maçını çekmişim. Hatta bir tanesini çok soğuk bir havada çekmiştim. Ama ona rağmen işte. Ya şimdi şöyle, ben çalıştığım için ayrıca. Yani bu asıl mesleğim değil tabii ki. Çalışıyorum. İş saatine göre çekmeye çalışıyorum. Hangisi denk gelirse. Ama o gün de, o hadisenin olduğu gün de onların maçını çekecektim. Fakat bizim maçtan hemen sonraydı onların maçları. Ben de kulübedeydim antrenör olarak. Şey yapamadım bir türlü. Yetişemedim. Maçın başlamasına yetişemedim. Ya bir de şöyle bir şey var. Sanki artık insanlarda şöyle bir şey oluşmaya başladı. Sanki zorunluymuşum gibi çekmeye gibi bir düşünce oluşmaya başladı. Bediran'dan kardeşine. Come on.
şu durumda KTS alır. Yani tersane böyle değildi ya, bilmiyorum. Tersaneye ne oldu? Ya tamam, Elcap çok iyi de tersane de bu kadar kötü değildi. İşte dedim ya, denk gelmiyor ya. İnşallah geleceğiz. Bir de günlük maç sayısını 1'e düşürdüm. Yani önceden biliyorsunuz 3 maç birden çekiyordum bir günde. Evet, oyun durdu. Bu arada soru sormak ise, merak ettiğiniz soru varsa cevaplarım. Sohbet edebiliriz böyle aralarda. Ersin 40 yaşındayım. 39 yani 84'lüyüm işte. Aynen Ender, sen niye yoksun? Cezalı mısın? Ne oldu? Ben şöyle diyeyim ben size. Yani Kozun'un sahası güzel mi? Onun biz geçen sohbetini yapmıştık. Ya bu şeye, deniz kenarlarına saha yapma aşkı nereden çıkıyor, ben anlamış değilim. Yani öyle rüzgarlı, öyle bir rüzgarlı havalar oluyor ki orada. Direkt denizden top uçuyor. Biz onu çok yaşadık orada. Keşke şöyle içeride olsaydı, İhsaniye taraflarında falan olsaydı mesela, daha iyi olurdu. Ama işte boş alan yok maalesef Zonguldak'ta. Ama tribünün acil o arka tarafını kapatmaları lazım. Koz'da. Vallahi Ender. Aynen, gözlerimi senin aradı ya. Ben de diyorum, niye bu kadar kötü tersane? Baran var. Baran hiç yok sahada. Cemal de yok galiba. Cemal var mı? Doğru. Senin şu kırmızı vardı.
Ne demek Yılmaz Bey? Dakika 73, durum 5-0. Kim oynayamıyor tersanede? Valla Ender. Şu anda oynayan yok zaten. Takımı hiç tanıyamadım ya. Değişti mi bunlar? Toptan mı değişti? Ne oldu bunlara? Sizin idmanlara zaten 5-6 kişi geliyor artık ya. Niye öyle? Önceden daha kalabalıktınız. Yani idman önemli. Sağ bekte kim oynuyor? Sağ bekte 3 numara. Kim bu 3 numara bilmiyorum. Güzel şut, güzel kurtarış. Artık maçta son 15 dakika. 5-0. Şu an herkes duruyor. Thank you.
El Cap yine gole yaklaştı. Tersanen'in kaleye vurduğu şut yok arkadaşlar. Dakika 77. Sıfır şut. Yani şutu geçtim. Orta sahaya geçtikleri bile nadir. Böyle ancak işte uzun toplarla. Hah, şu anda girdiler hadi. Evet, ilk şut. Söyledim ilk şut. Aynen. Bir El Cap'ın kalecisi üşüdü. Bir de bu yan hakem üşüdü. Evet, attı. Belirhan'ın golü. Demiştim, bu çocuk çok iyi diye. Ayağına sağlık. Vallahi. Allah sakatlık vermesin. 6-0 oldu. El Cap dakika 79. Belirhan'ın golü 6-0 oldu. Bu arada hatırlatayım. El Cap 1-0 öne geçti ilk yarıda. 1-0'dan sonra kırmızı kart gördü. Kırmızı karttan sonra hiçbir şey değişmedi. Aynı oyunu sürdürdü. Atak futbolu. Tamamen yarı sahadalar. Ve onunla kırmızı kart gördükten sonra 10 kişi 5 gol birden buldular. Evet, penaltı. Bu sefer de Ömer, Bedira'nın ikizi. Ömer yerde kaldı, penaltı. Hoca dışarı mı at dedi, ben mi yanlış anladım? Niye öyle bir şey dedi? Belki ben yanlış anladım ya. Dışarı at diye anladım. Helal olsun Gökçe Bey. Evet, 7-0 oldu. Gökçe Bey'i de tebrik edelim. Süper amatöre çıktılar.
Beto bas. Bas. Beto git, Beto git. Ofsayt dikkat et. Oğlum bu var. Şu var. Yine çok iyi paslar. Valla 30 olmaz, 30 olmaz da 20'si vardır ya. Bizim bu 15'e de 15 tane 20 tane atarlar. Of çok iyi çıkardı, çok iyi çıkardı. Aman müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Mert'in golü. Messi doğuştan yetenek. Ronaldo çalışarak geldi. O yüzden ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo'nun ben ilk maçını izlemiştim. İlk maçını. Sonradan girmişti. O maçı hatırlıyorum. 75'te mi ne girmişti oyuna? Acayipti o maçta. Allah var ya. Çağcuma'da bir yetenekler var ya. Burada da var da işte. Önemli olan keşfetmek. Evet, dakika 85. Durum 8-0. Mustafa ne neymiyor ya? Sürekli yere yatanlarla işimiz olmaz. Belli çok iyi tanıyorlar birbirini. Ben bilemem. Ama Elcab'ın büyük yatırım yaptığını biliyorum. İnşallah o yatırımlarından biri de bize sponsorluk olur ya. Bence drone yerine bu daha önemli. Yeah.
Bedo. Şuna desene, o bir gol atsaydı şampiyon olacaktı desene şuna. Git de de. Valla Zonguldak Spor bence de alır. Ama dışarıdan dışarıdan kaparlar gibi geliyor bana. Yıl dışında. Mesela bir futbolcu için Kilimli'deki bir genç için beni aramışlardı İstanbul'dan kulüp. Belki bu video sayesinde bu gençlere de ulaşabiliriz. Elcap 8-0 önde. Artık maçta son dakikalar. Evet, çıkarmadı. Ve dakika 90. Evet, 41 kişi olduk. Yayını beğenirsek sevinirim. Eren vur! Bitti, dakika 90. Doğru. Ve müsabaka bakar sona erdi. 8-0. İlk yarıda Recep 1-0'a geçti. Kırmızı kart gördü. Ondan sonra 2 gol daha buldu. İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarıda 8-0 bitti. 5 gol daha buldu.